Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu markanın böyle bir ön yüz dekoru var şu şekilde. Şimdi burada baktığınızda birçok işlemi buradan halledebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan da dokunmatik olarak yani Android olarak diğer bir adıyla Android olarak da buradan ayarlamak istediğiniz sıkmayı, dereceyi, buharı, ütüyü, kısa programı, yünlüleri ayırt etmeyi ve aynı zamanda beyazları ve renkleri ayırma özelliği bulunuyor. Aslında şöyle bir avantajı var bu makinenin. Eğer çok kalabalık bir aileyseniz, kalabalık ailenizde çok eşyalarınız çıkıyorsa bunları hem cinsleriyle ve renkleriyle yıkamanız sizin avantajınız olacak. Çünkü bazı makinelerde şu özellik var. Siyahlarla renkleri attığınızda makine bunu ayırt ediyor ve renkli olan ürünü diğer bir rengin olan boyasına akıtmıyor. Yani kumaşın rengine akıtmıyor açıkçası. Her neyse böyle bir yüzey var. Gayet perspektif baktığınızda hem de açıkçası diğer markalara göre baktığınızda gene hemen hemen o yüksek markalı pahalı markalarla aynı. Bunu biz daha zamanında aldığımız için bundan 5-6 ay öncesinde biz daha uygun almış bulunduk. Şu an fiyatı baktığımızda diğerleriyle hemen hemen aynı açıkçası. Her neyse örnek veriyorum. Bunun Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi özelliğinin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Şöyle kısaca göstereceğim. Şimdi Wi-Fi'dan uygulamayla indirdiğinizde, Home uygulamasını indirdiğinizde birçok programlamayı telefonunuzdan halledebiliyorsunuz. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Örnek veriyorum, makinenizi doldurdunuz ve şu an içinde de göründüğü gibi biraz çamaşırlarım var. Ekledim. Üstüne daha da ekleyip çalıştıracağım. Genelde ben bunun içine bunu koyuyorum. Sonra kapatıyorum. Hemen hemen aynı gene ürünlerim çıktığında, yakın birbirine yakın cinsi kıyafetler çıktığında ben gene gelip bunun içine atıp çalıştıracağım. Şimdi Wi-Fi özelliğini çalıştırdığınızda telefondan bu gördüğünüz bütün ayarlamaları yapıyorsunuz. Set dezavantajı şudur ki ürüne siyahlara, renklere beyaz katmamış olmanız. Çünkü makina renkli ve siyahları algılıyor. Beyazları da onun kendi cinsinde gördüğü için onları da aynı yapıyor ve beyazlar da birazcık böyle rengi solma, yani daha doğrusu karartma yapıyor. Bunu şimdiden Onun söyleyeyim size. haricinde şimdi buradan Wi-Fi özelliği var. Burada gördüğünüz gibi bütün pamuklu. İşte mesela bunun buradan ayarını yapabiliyorsunuz şu şekilde. Bakın. Mesela daha düşük derecede sıkmak istiyorsanız, kıyafetiniz çok çok kirli değilse ve kıyafetinizi biliyorsunuz özellikle beyazlarda daha az kirlenmiş kıyafetlerin daha düşük sıkmada yıkarsanız kıyafetinizin ömrünü uzatırsınız. Burada sıkma var. Burada da sıkmayı düşürebilir, yükseltebilirsiniz ya da sıkma istemeyebilirsiniz. Bunu size söyleyebilirim. Çünkü yukarıda kurutma olduğu için yukarıda kurutmada kurutabilirsiniz. Ya da daha kısa da çalıştırdığınız vakitte. Burada zaman ayarı var. Aynı zamanda burada çocuk kilidi var. Çocuk kilidini kesinlikle hangi ayarda olursa olsun makinenin kapağı açılmıyor. Hiçbir şekilde açılmıyor. Direkt kilidi kitlemeniz gerekiyor. Onun haricinde buhar var. Hafif buharla bırakıyor. Wi-Fi'den devam ettirebiliyorsunuz. Ütüleme özelliği var. 3 ayrı ütüleme özelliği var. Şöyle ki. Şimdi bir tam ütüleme diyorsunuz. Yani dolaba direkt dizmelik ütüleme programı var. Az ütüleme var. Kolay ütüleme diyorlar buna. Haricinde de hafif buharlı var. Yani baktığınızda ürünün yapısına göre mesela gömlekleri çok nemli olduğunda ütülememiz daha kolay olabilir kimi sıra. Kimi sıra ise ütüleme bırakıp makinenin diğer bir özelliğiyle makineye bize saatten tasarruf olduğu için sıkmayı daha düşük yapıp hemen yıkanıp bize gelmesini sağlayabiliriz ürünün. Bunu söyleyebilirim. Hafif nemi programım var, dolaba asmalık program var, erteleme var, telefondan ayar var, gece modu var. Baktığınızda şurası bir ayrı, burası bir ayrıdır. Şimdi burada geldiğimizde pamuklular diyor. Eko'ya geldiğimizde Eko 40 ve 60 derecesini biz ayarlayabiliyoruz. Yünlüler var, elde yünlüler yıkaması var. 20 derecede var, hassas deniliyor bunlara. Sentetikler var. Yani bu aslında çok, yani bunu şurayı çok detaylı yapmışlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum, siyahları atıyorsunuz. Bir de bir montunuz var ya da kabanınız var yıkanacak. Bunu hepsi bir aradaya alınca şuradan. Hepsi bir aradaya aldığınızda makine bunu algılıyor. Kendi sıkmasını ve derecesini kendi belirliyor. Yani siz şimdi burada tek tek belirleyebilirsiniz. Ama o cinsleri koymanız gerekir bu makinede. Ama hepsi bir aradaya tıkladığınızda örnek veriyorum çok küçük bir kiliminiz var ya da örnek veriyorum çok küçük bir böyle nasıl derler battaniyeniz var diyelim.
Bunu ayarladığınızda ya da bir montunuz var diyelim. Bunu bir ayarladığınızda hepsini bir arada algılayıp ona göre yıkıyor. Hem bu sürede daha az bir sürede ve sıkmasını da derecesini de kendi belirliyor. Ben genelde hepsini kullanıyorum. Hepsi bir arada kullanıyorum çünkü bazen mont da atabiliyorum. Bazen polar da atabiliyorum. Ama bazen battaniyelerimi ve hırkalarımı yıkarken yünlüleri kullanıyorum. Çünkü sıkmayı ne kadar da yüksek devirde yaparsam yapayım kurutmadan nemli oluyor. Sadece yünlüleri kendi devrinde yıkıyorum. Baktığınızda aslında size bu özellikleri anlatırken öncelikle servisin çok anlayışlı ve gerçekten çok yardımcı olduklarını söyleyebilirim. Hem makineye gelip kurduklarında hem de ürünleri açıklarken bütün aşamalarını çok yardımcı oldu. Öncelikle onlara teşekkürler. Onun haricinde ürüne geldiğimizde bence perspektif olarak baktığınızda prestij olarak makinenin görünüşü gayet çok güzel. Bence kaliteli. Diğer pahalı 40 bin liralık makinelere kısmen hemen hemen aynı görünüşü var. Bunların her rengi var. Fiyat farkı yok. Bunu da buradan söylemiş bulunayım. Çamaşır makinemiz böyle. Şimdi size kısaca kurutma. Geldim kurutma makinama. Burada kısa bu arada buradan da yansımam çıkıyor. Kusura bakma. Her neyse en son çalıştırdığım için şimdi sıfırdan başlatıyorum. Şu şekilde. Gene perspektif olarak burada aynı Android var ve burada da aynı özellikleri koymuşlar. Açıkçası bu çok güzel. Çünkü kurutma özelliklerinin diğer makinelerden ayıran özelliği kıyafetlerin ömrünü kısaltmadan ve ürünleri yıpratmadan kısa şekilde ürünleri kurulamak. Şimdi şöyle bir dezavantajı var diyemem. Ama şöyle bir konu var aslında pratik olması açısından size söylüyorum. Şimdi kurutmalarda dediğim gibi bu aşağıda biz şimdi yıkadık. Karışık hepsini. Burada da gene hepsi bir arada özelliği var arkadaşlar baktığınızda. Ama şöyle bir dezavantaj yaşıyorsunuz burada. Eğer mont varsa ya da daha kalın polarlar varsa hepsi bir arada da bir tık buharlı bırakıyor. Bunun da sebebi dediğim gibi cinslerine göre eğer ürünleri ayırıp kurutmazsanız bir tık buharlı kalıyor. Buharlı kalması da neme çeviriyor. O yüzden gene onu yarım saat bir yerde asılı tutmak daha mantıklı oluyor. Ama dediğim gibi hepsini ayrı kıyıyorsanız gene ekstra hijyen, koku giderme, yünlüler, hassas, anti alerji, XXL büyük yani çok fazla yük varsa makinede bunu algılıyor ve buna göre kendi deterjanını alıyor. Hızlı aşamaları var. Gömlekler sentetik, koyu ve renkliler. Kotları ayrı yıkadığı için bunun için çok mutluyum. Çünkü bazen kurutma makinalarda genelde kotlar yıpranıyor biliyorsunuz kendi yapısına ötürü. Beyazlar, pamuklar ve Wi-Fi özelliği var. Az önceki anlattığım Wi-Fi özelliğinin hepsi burada da geçerli. Şimdi şöyle bir makine alıyorsunuz ve hepsini bir arada yıkamak istiyorsunuz. Mesela kotları çevirdiğinizde burada çok bir ayarlama yapamıyorsunuz. Şimdi şöyle. Burada ütüleme programını kendi belirliyor. Yani dolap mı? Az kolay ütüleme yoksa az ütülenmiş mi bunu siz ayarlayabiliyorsunuz. Ama diğerine baktığımız gibi sonuçta kurutmanın özelliği kendi makinesi içerisinde ürünleri ısıtarak kurutmak olduğu için burada çok bir detaya giremiyorsunuz. Ama yine makinenin belirlemiş olduğu çok opsiyonlar var bunları kullanabilirseniz. Mesela dolap ütüleme diyorsunuz baktığınızda şurada. Mesela burada ayar veriyor şu an diyor ki kapalı bunun ayarını böyle yapabiliriz. Mesela gömleklere gelelim. Zaten makine şunu söylüyor, kolay ütülemede. Yani mesela şu askı işareti dolaba asılmalık demek, askıda ütü demek. Bu da dolaba asılmalık ütü kurması demek, bu da az buharla bırakması demek. Yani bunu siz ütülemek isterseniz de bu kendi ayarını kendi belirleyebiliyor. Wi-Fi'ye geldiğinizde tamamen kuru, nemli, hafif, buharlı diye ayırabiliyorsunuz. Yani bu da dediğim gibi eğer makine diyelim ki bir parça bir şeyiniz var, aşağıda yıkadınız. Yıkadığınız ürünü çok hızlı kuruyup almak istiyorsanız yani örnek veriyorum yarım saat bir vaktiniz var aşağıda kısa da yıkadınız 15 dakikada. Burada da gene en kısa da yani burada 30-45 1 saat olarak kurutma hızlı olarak ayarlanmış. 30 dakikada da kurutacaksınız. Hemen hızlıya alıyorsunuz. Makine hem ona göre buhar veriyor hem de o şekilde hızlıca kuruluyor. Yani hiç beklemenize yani gerek yok. Uzun süreler saat, 1 saat, 2 saat bekleyip makinenin kurumasını beklemiyorsunuz. Hem ona göre kendine buhar veriyor ve o hız içerisinde ürününüzün, makinenizdeki eşyanızın kurumasına neden oluyor. Diğer bir özelliklerinden olan benzerliği şudur arkadaşlar. Şu uzaklıktan gelip göstereceğim. Şurası. Yani normalde diğer makinelerde şuradan açılıp buradan alıyor su haznesi. Buranın kolay avantajı gerçekten bu konuda çok zekice davranmışlar. Bunu düşünen insanlar için söylüyorum. Buraya koymuşlar temiz kirli suları yani eşyalardan çıkan yıkamış olduğumuz üründeki suları. Buraya bırakıyor şu borudan.
Buraya bırakıyor, siz bunu direkt döküyorsunuz. Öteki türlü şurada olunca bunu çıkartıyorsunuz. Orada bir kapak var, onu alıyorsunuz, döküyorsunuz. Bir de daha dikdörtgen olduğu için daha çok zorlanıyorsunuz. Burada direkt şu şekilde çıkartıyorsunuz şöyle. Bu şekilde şuradan geri yerinize takıyorsunuz. Bunu 2 günde bir de değiştirebilirsiniz. Ben her gün değiştiriyorum. Az önce kurutmadan çıkarttığım için şu an unutmuş olabilirim. İçine gelirsek, iç haznesi oldukça geniş arkadaşlar. Yani hatta çamaşır makinesine daha geniş geldi bana. İkisi de aynı 10 kilo ama bunun içeriği bence bana birazcık daha geniş geldi. Bilmiyorum sebebi neden. Her neyse, şuradan da biliyorsunuz tozları çıkartıyoruz. Şu hazneden açıyoruz, kapatıyoruz. Gerçekten kıyafetlerden çıkan tozlara ben de inanamıyorum. Tamam, her gün evi temizliyorum. Kedili de bir ev ama o kedi... Hani havlu katlarken elimize aldığımızda ışıkta böyle hafif bir onu siktiğimizde o çıkan tozları görünce gerçekten o tozların aslında havlunun içinde hep olduğunu düşünmüşümdür. O yüzden bu kurutma makinesi bence dünyanın 7. harikası olarak belirlenebilir. Çünkü müthiş bir olayı var. Yıkıyorsunuz ve üste kurulayıp direkt asıyorsunuz. Hiç asma ve ütüleme derdiniz olmuyor. Zaten ütüleme programı da olduğu için aslında bunu dezavantaj değil de avantaj olarak yaşıyorsunuz. Kurutma makinesi bana göre bir mucize. Gerçekten bunu kim bulduysa müthiş yani. Bunu oluşturan, bunu bulan, bunu kadınlara ve insanlara kolaylık sağlayan insanlara teşekkür ederim. Dediğim gibi kurutma makinesinin bu arada markasının hiçbir özelliği yoktur. Herhangi bir markanın kurutma makinesinde aldığınızda gene iş görür arkadaşlar. Birazcık farklı olarak çamaşır makinesinin markasını belki bir tık daha iyi bir marka alabilirsiniz. Kurutmanın tek özelliği kurutmak olduğu için çok da dezavantajı olmuyor. Herhangi bir markayı alabilirsiniz. Yani şu an 16-17 binden başlıyor galiba bir kurutma makinesi. Ama dediğim gibi biz aynı marka olsun diye bir de biz o zaman 6-7 ay önce daha uygun da aldığımızda ikisini 30 bin liraya falan aldık. Şu an tek bir tanesi 23 bin TL olmuş. İyi düşünün. Bence almak isteyenler varsa özellikle balkon olmayan insanlar. Bütçesi yeten herkes bu ürünü ya bu üründen farklı modellerinden farklı markalarından alabilirler. Ben çok memnunum arkadaşlar. Sorularınız varsa eğer bu videonun altında sorabilirsiniz arkadaşlar. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Allah herkese bu makineden almayı nasip etsin. Yani kurutma makinesi almayı nasip etsin. Çünkü gerçekten hayatımı kolaylaştıran bulaşık ve çamaşırdan sonra en önemli 3. maddede yer aldı. Bunu söyleyebilirim sizler için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.